İyi akşamlar diyelim. 45 artıdaki beraberliğimiz başladı. Hoş geldiniz birlikteliğimize. Yeni bir gün, yeni bir haftanın başlangıcını da yapmış olduk 45 artı programında. Pandemi ağırlıklı gideceğiz. Pandemiyle verdiğimiz Mart ayından beri başlayan süreç ve geldiğimiz aşamada bizi neyin beklediğini ve sürecin nasıl okunması gerektiğini konuşmaya çalışacağız. Ve son derece kıymetli bir konuğumuz var yine stüdyomuzda. Doktor Sayın Sibel Siber ve bu pandemi sürecini konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz diyelim öncelikle size. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dileyim. Öyle başlayalım. Nasılsınız diye soralım öncelikle. Tabii ki tüm sohbetlerimize başlamadan önce bu soruyu yöneltiyoruz ama iyiyim evet. Cevabının ne kadar daha kıymetli olduğu bir süreçten geçtiğimizi daha net anlıyoruz. Kesinlikle. Nasılsınız diyelim? İyiyiz diyelim. Yani şöyle iyi olma hali tabii ki nasıl tarif edilir? Tıpta iyi olma hali bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı olma ve sağlıklı bir ortamda yaşama. Hani insan şu anda bedensel bir rahatsızlığımız olmasa da maalesef bir yıldır büyük bir travmanın etkisindeyiz. Ve bu travma dediğimiz olay farkında olmadan bizi özellikle ruhsal anlamda çok derin etkiliyor. Yani işin psikolojik yönüne bakacak olursak şöyle demiştim, küçük mutluluklarımız vardı bizim ve bunun farkında değildik. Neydi bu küçük mutluluklar? İşte arkadaşlarımızla bir yerde buluşmak, sohbet etmek, işte evlerde buluşmak, kucaklaşmak, sevgimizi paylaşmak, birlikte eğlenmek, ne bileyim birlikte dışarıya çıkmak veya yurt dışı seyahatlerimiz. Yani bunlar bizim hayatımızda böyle önemli mutluluklardı. Çok farkında değildik bunları yaşarken. Sanki normalmiş, sıradanmış gibiydi. Ve bazı şeyler vardır. İnsanoğlu kaybettiği zaman değerini anlar. Bu sağlık veya işte bu kaybettiklerimiz, yaşayamadıklarımız. Bütün bunlar aslında ne kadar önemli olduğunu ve özellikle sağlığın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Hı hı. Sağlık, her şeyin başı sağlık derdik ama böyle derdik. Ama şimdi üzerine basa basa söylüyoruz. Her şeyin başı sağlık, sağlığımızı korumak için düşünün normal yaşamımızda ekstra bir gayret gösteriyoruz ki hasta olmayalım. Hani normal zamanda insan yine sağlığına dikkat eder, sağlıkla ilgili tedbirlerini alır. Ama şimdi öyle bir durumdayız ki bir virüs, gözde görülmeyen, göremediğimiz kadar küçük, mikroskopla bile görülmeyecek kadar küçük bir virüs yaşamlarımızı tehdit ediyor. Ve onunla mücadele halindeyiz son bir yıldır bütün dünyayla birlikte. Böyle bir psikoloji var. Evet, her şeyin daha çok anlam kazandığı evet. Ama bu saydıklarınızın içinde galiba en çok özlediğimiz şey sarılabilmek ve doyasıya o duyguyu yaşayabilmek. Bir yıldır neredeyse Mart ayından beri işte Mart'ı gördüğümüz zaman da bir yıl olacak. Evet. En basit şekliyle bundan bile mahrum bir yaşam sürüyor. Evet. Hazır buradan başlamışken Mart ayından beridir verdiğimiz bu mücadelede şimdi sürecin yerel bulaşla rakamların artmış olması bizi ciddi şekilde daha farklı bir tedirginliğe, daha farklı önlem almaya, hem bireysel önlem almaya hem de tabii ki siyasi kararlarla bu sürece yön vermeye itti. Merak ediyorum bu geldiğimiz aşama bizim Mart ayından beri sürdürdüğümüz mücadeledeki en zorlu mücadele noktamız mı? Sanırım. Şöyle bak başında Ocak ayında ben ilk paylaşımımı 31 Ocak'ta yapmışım. O zaman işte dünyada görülmeye yeni yeni başladıydı virüs. Hı hı. Ve bu virüsün bir şekilde bize de geleceğini çünkü dünya artık seyahatler, insanların dolaşma özgürlüğü ve teknolojinin yarattığı insanların hızla bir yerden bir yere gidebilmesinin yarattığı rahatlık bu virüsle yüz yüze geleceğimizi biliyorduk. Ve dolayısıyla o zaman bir paylaşım yapmışım. İşte kısa, orta, uzun vadede nasıl tedbirler alacağız bu virüsle mücadelede diye bir yazı yazmışım. Şimdi bir yıl geçti üzerinden 31 Ocak'tan bu yana. Demek ki hatta o dönemde Sağlık Bakanı'yla görüşmüşüm. Nasıl tedbirler düşünüyorsunuz diye. İşte termal kameralar koyacağız havaalanlarına demişti bana.
ki gelenlerin işte ateşi ölçüsün falan. Ocak 31 Ocak'taki ilk paylaşımım bu. Termal kameralar konuyor havaalanlarına. Ama ondan sonra neler yapılacağını daha kolektif bir çalışmayla işte hekimler, üniversiteler, hekim örgütleri, kamu çalışanları hep birlikte oturup sağlığı merkeze koyarak bir kolektif çalışma yürütelim. Kısa, orta ve uzun vadede bu virüsle dünya nasıl mücadele edecek, gelişmiş ülkeler neler öneriyor, konunun uzmanları bize neyi önerecekler, bu şekilde yolumuzu çizelim diye bir yazı yazmışım. Şimdi geldiğimiz noktaya bakacak olursak, korku, panik ve endişe açısından şöyle bir durumdayız. İlk başında hani Mart ayında bizde görüldüğünde o günlerde çok fazla kaygı, endişe, korku vardı. Niçin? Çünkü bütün dünya televizyonları hastanelerden görüntüler veriyordu. İşte Çin'den gelen görüntüler vardı. Sokakta insanlar yürürken düşüyorlar. Hastane görüntüleri vardı, paylaşımlar, doktorların İtalya'dan paylaşımları vardı, özellikle İtalya, İspanya, o her gece gelen, her gün gelen raporlar vardı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bir çuvallaması vardı aslında. Başlangıçta gündemini almadı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemini almadı. Yani uluslararası örgütler de aslında bir sınavdan geçti ve maalesef sınıfta kaldılar. Yani çok başarılı bir durum izlenmedi ve şunu gördük. Yani biraz sosyal yönüne bakacak olursak, işte Avrupa Birliği gibi sınırların kalktığını savunan bir anlayış, bir düşünce, bir felsefe sınırları kapattırdı. Almanya sınırlarını kapattı. Hani tek bir ülke, bütün sınırlar açık. Böyle bir ilkesel düşüncenin çok dışına çıktığı ve multilateralizm denilen aslında çok taraflılık, yani ben değil biz düşüncesi, hep birlikte mücadele edeceğiz düşüncesinin aslında ülkelerin kendi düşünce, daha doğrusu kendi çıkarları veya kendi toplumlarıyla ilgili öncelikleri o düşünceyi ortadan kaldırabildi. Merkeze koyup o multilateralizm dediğimiz çok taraflılığı bir kenara ittiklerini gördük. Nitekim bu konuyla ilgili de geçtiğimiz hafta bir panel düzenlendi ve bu panele ben de davet edildim. Eski cumhurbaşkanları ve başbakanların olduğu dünyadan 5 ülkenin ve Kakatece'de bir şekilde davet edildi ve o panelde yer aldım. Burada da online oldu panel ve konuşulan konu buydu. Mesela şu anda geldiğimiz noktaya bakalım. Aşılar. Aşı konusu. Dünyada mesela aşı Afrika, Afrika'ya aşı gitmedi. Hı. Ve biz aşıya ulaşabilen aslında en yani şanslı ülkelerdeniz. Bugün dünyada 45 ülke aşı programlarını uygulayabiliyor. Biz de yani Türkiye'nin bize sağladığı bu aşılar sayesinde aşıya ulaşmış bulunuyoruz. Yani bunları parantez açarak söylemek istedim ama korku ve paniğe gelince Mart ayında evet çok endişeliydik ve sıkı sıkıya kurallara uyduk. Yani işte kapandık, 2 ay neredeyse kapalı kaldık. Ondan sonra bir rahatlama dönemi geçirdik. Haziran ve Temmuz ayında hiç vakanın çıkmaması, sıfır vaka aşırı bir rahatlık verdi. Bir de sanki virüs bizde daha farklı seyrediyor havası doğdu. Çünkü kayıplarımız çok şükür olmamıştı o dönemlerde. Şimdi genç bir insanımızı kaybetmemiz bayağı acı ve şimdi bu programdan da başsağlığı diliyorum ve sabır diliyorum aileye. Bir endişe doğurdu. Şu anda daha bu endişeye farklı, paralel o kurallara sıkı sıkıya bağlı olma noktasından durum, uzak gibi görünüyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? İşte o çok ilginç. Yani bu endişe, yani bu endişe şu anda kurallara tekrar bağlanmayı getirecek mi? Çünkü bir rehavete girdik. Yani çok rehavet dönemi yaşadık. Bize bir şey olmaz. Bizde hani insanlar hasta olmuyor. Hatta bana soruyordu, meslektaşlarımız arasında da biz konuşuyorduk. Yani dünyada bu kadar kötü tablolar var ve bizim pozitif vakalarımız da
çok ağır seyretmeden geçiriyordu bu virüsü ve biz kendi aramızda da bunun nedenlerini konuşuyorduk. Ve neticede şöyle bir durumda yüzleştik şimdi. Belli ki bir mutasyon var veya varyant dediğimiz virüsün şekil değiştirmesi ve daha bulaşıcı hale gelmesi, daha hızlı yayılır olması, vakaların, bu kesin değil aslında, hani bu varyant virüs çok daha ağır seyrediyor şeklinde daha çok net resmi bilimsel açıklamalar yeteri kadar değil. Ama belli ki daha bir hızlı yayılıyor, daha çok insanda bulaş gözüküyor ve çok kısa sürede, mesela 15 dakika biz kapalı bir ortamda maskesiz oturduğumuzda birimiz pozitifse bulaştırma ihtimali çok yüksekken bu virüste, varyant virüste kat kat yüksek oluyor. Ve bir de bunun havada özellikle asıl... yani seyrettiği süreç içerisinde çok daha ağır şekilde seyrettiği ile ilgili de bazı görüşler ortaya konuyor. Bu konudaki değerlendirmenizi de alalım. Yani özellikle son birkaç haftada işte daha çok gençlerin çıkan pozitif evet. vakalarla daha ağır hastalığı seyretmesi ya da yoğun bakım ihtiyacı görüyor olması da bir nebze bizi o mutasyon ya da şekil değiştirdiği noktasında görüşleri düşünüyoruz. Yani ortaya elimizde koyuyor tabii mu? Ki bilimde kesin konuşabilmek için elinizde bilimsel kanıt olması gerekiyor. Mesela bugün Türkiye'de 23 ildeydi en son pozitif yani mutant virüslerin görüldüğü açıklandı. Bizde Sayın Sağlık Bakanı 3 hafta oldu sanırım Türkiye'ye gönderildiğini, bu viroloji laboratuvarına gönderildiğini, mutant virüs var mı yok mu diye bir açıklama yapmıştı. Fakat sonucu öğrenemedik. Yani var mı yok mu? Yoksa da yok olacak anlamında değil. Belli ki gelecek. Çünkü bugün İngiltere'den gelen bir açıklama. İngiltere'de şu anda her iki pozitif vakadan birinin mutant olduğunu söylüyor. Ve diyor ki bilim insanları, bu virologlar, diyor ki Mart ayında gördüğümüz virüs, dominant, en çok gördüğümüz virüs bu mutant virüs olacak. Çünkü diğerine yani önümüzdeki göre Mart ayında ayı, evet, bizi evet. daha riskli bir evet, tablo yani mu bekliyor? Evet, yani önümüzdeki ay mutant virüsün hakim olacağı bir bulaş. Şimdi bu şöyle şu bakımdan da endişe yaratıyor. Aşılama başladı biliyorsunuz. Ve bu aşılama başladığı zaman mevcut virüse karşı geliştirildi bu aşılar. Mutant, 3 tane mutant virüs var halihazırda tespit edilmiş. Bu 3 mutant virüse karşı bu aşıların ne derece etkili olacağı soru işareti. Mesela Moderna diye bir aşı var biliyoruz. Moderna, Güney Amerika'da çıkan virüsle ilgili bir araştırma yaptı. Ve diyor ki evet yani etkili ama %52 civarında. Halbuki normal aşısı %70'lerin üstünde, 80'lerin üzerinde. Dolayısıyla bir üçüncü şekil, yani bu mutanta karşı da etkili olacak bir aşılama veya üçüncü doz gerekecek şeklinde açıklamaları var. En büyük endişe bu. Peki yani bilim aşılar... dünyası bu sürece süratli şekilde reaksiyon gösterebiliyor mu? Yani aşıların içeriklerinin yeni mutasyona şimdi, uyum sağlaması, bu süreçle ilgili hazırlıklar vesaire yani derken. Ne kadar pahalı olduğunu düşünün. Mesela iki doz aşı bile ülkelere bir defa aşı üretimi istenilen düzeyde değil. Yani şu anda dünyada aşılamada en iyi noktada olan İsrail. İsrail nüfusunun 10 milyon sanırım nüfusu 3,5 milyonunu aşıladı. Yani 1/3 birini aşıladı. İkinci dozunu aşıladığı kadarın yarısı kadar yapabildi. Yani bugün dünyada %5'ler, %1'ler, %6'lar en fazla aşılanmış olan. Dolayısıyla yani hem aşı tedariki çok zor, hem ekonomik olarak çok ağır bir yük karşılamak çok zor. Bir de bu kadar insanı işte mutant virüslere karşı etkili değil diye tekrar bir üçüncü aşılamaya, daha birinci aşılamaya ulaşılamamış. Yani bu bizim bu aşı konusundaki çalışmalarımızı nasıl yorumluyorsunuz peki veya değerlendiriyorsunuz? Yani 20 bin evet. aşı ilk başta Sinovac aşısı Türkiye'den gelmişti. Çok küçük bir rakamda da Avrupa Birliği'nin gönderdiği evet. aşı. Yeni bir 20 bin aşının daha Türkiye'den gelmesiyle beraber süreç yeniden
yönetilmeye çalışılıyor ama hani o verdiğiniz rakamsal boyutuyla yani %5'ler hani dünyada aşılanma noktasında evet. gösterilen çalışmalara baktığımızda kendi ölçeğimizde bu sürecin neresindeyiz düşük. Biz? Düşük. Oldukça düşük. Şöyle bir durum var. Yani biz istatistik verilere sahip değiliz. Mesela bugün KKTC halkının %70'inin aşılanması için en az ne kadar aşıya ihtiyacımız var? Kesin bilgi yok. Bir defa 18 yaşın altı ne kadar kişidir? Normalde dünya istatistiklerinde bu %20'lere tekabül eder. Dolayısıyla nüfusumuz eğer 400 bin civarındaysa %20'sini düştüğümüzde bu nüfusun sanırım 320 bin ne tekabül eder. İki doz yaptığımızı düşünün. Yani ne kadar aşıya ihtiyacımız olduğunu net olarak ben henüz duymadım. Bilmiyorum belki gözümden kaçtı. Yani bu paylaşılmadığı için mi yoksa böyle bir planlama yapılmadığı için mi? Bilmiyorum yani bir defa bizim ne kadar aşıya ihtiyacımız var? Nüfusumuzun en az yüzde veya yarısını aşılamamız için veya %60'ını aşılamamız için ne kadar aşıya ihtiyacımız var? Şu anda nüfusumuzu eğer 350 binden 18 yaş altını veya diğer aşılanmayacak işte gebeler falan bunları çıkarırsak eğer bu rakam 250 bin bile olsa demek ki 500 bin doz aşıya ihtiyacımız var. Bunu tedarik etme konusunda gösterdiğimiz performansla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi peki? Bunun tedariki konusunda bilmiyoruz. Çünkü yani şeyler çok yetersiz. Ben bunu çok eleştiriyorum. İletişim konusunda çok yetersiz bir risk yönetimi iletişimi var. Yani halbuki bu iletişim ne kadar sağlıklı yapılırsa o kadar başarılı olur ve halk o kadar güvenir. Bu iletişim o kadar kötü ki bir iki gazetecimiz, değerli gazetecimiz bu iletişimi sağlıyor. Kendileri sağlıyor ve insanlarımız ondan takip ediyor. Yani kurulan sistem çok doğru şekilde yönetilmediği için mi böyle bir eleştiri getiriyorsunuz? Sistem yok zaten. Yoksa tam anlamıyla bir... Hayır yani gerçek anlamda hani sistem dediğinizde ekipler işte her şey bir merkezden yönetilir, bir taraftan açıklamalar yapılır, istatistik bilimleri, halk sağlığı uzmanları, veriler ve açıklamalar yapılır. Böyle bir sistem yok. Şimdi Mart yani, ayında bilim insanlarıyla, alanında uzman hekimlerimizle bu süreç yönetilmeye çalışılmıştı. Yani işte bilim kurulları oluşturulmuştu evet. bu bacaklar üzerinden. Ama o da biraz akıl karışıklığına sebebiyet vermiş. Tabii, tabii. Yani tek bir çatı altında yine parça parça çözümler üreten ya da koyduğu görüşlerle ilgili kendi cephesinden mücadele etmek zorunda kalan komisyonlar ya da komiteler oluştu. Bu mudur sıkıntımız? Yani, evet, yani bu noktadaki şöyle, hareket planını doğru kurgulamamak mı? Yani herkes görevini yapacak ama bu görevlerin bir ortak çatı tepede bir noktada bütün verilerin toplandığı ve tek bir merkezden açıklamanın yapıldığı bir yapı olması yapıyor. Lazım. Halbuki biz ne gördük bundan birkaç hafta önce? Bilim kurulu açıklama yapıyor. Bakanlar Kurulu bu bilim kurulunun yaptığı açıklamanın farklı bir kararlar alıyor ve halk oturup bekliyor. Bilim kurulu mu galip gelecek? Yani sosyal medya artık bu havadaydı. Tartışmalar üzerine dönüyor. Evet, yoksa bakanlar kurulu bütün bunların yaşanmaması gerekiyor. Peki yaşanmaması bu noktada için... bir hekim olarak aynı zamanda yani bir eski bir siyasetçi kimliğinizi de göz önünde tutarsak. Yani bulaşıcı hastalıklar yasasının verdiği yetki doğrultusunda evet. Bu süreci yönetecek olan Sağlık Bakanlığı ve tabii ki Sağlık Üst Kurulu. Evet. Burada zaman zaman hani yetki karmaşası diye tanımladığımız ya da Üst Kurulun aldığı kararların az önce sizin de ifade ettiğiniz üzere işte birkaç hafta önce verdiği kararların siyaseten farklı bir değerlendirmeyle yeni bir süreçte tartışmaya açılması noktasında bu tartışmanın neden yaşandığını düşünüyorsunuz? Çünkü evet yani az önce söylediğim sistemsizlik yani bilim kurulu veya sağlık üst kurulu dediğimiz kurul. Sağlık üst kurulun görevleri var. Yasada belirtilmiş, yasası geçmiş. Sağlık bakanının görevleri var ve bakanlar kurulu var. Bunlar bir istişare. Sağlık bakanı hem bakanlar kurulunun üyesidir hem de sağlık üst kurulunda müsteşarı orada başındadır. Dolayısıyla sağlık bakanının kendi üyesi olduğu bakanlar kurulunun kararları başka alması, bu taraftan kararların başka alması kabul edilemez. Bu bir sistemsizlik, ekip çalışmasının olmamasıdır ve
merkezde neyin olduğunun unutulmasıdır. Yani ben böyle bir kavgaya veya böyle bir tartışmayı kabul edemem. Sağlık Bakanı bunu söyledi de Bakanlar Kurulu kabul etmedi. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Çünkü neyse tartışılması gereken tartışılır, kapalı kapılar ardında oturulur ve ortak karar alınır ve bu ortak karar halka açıklanır. Halkın gözü önünde. Bakan böyle istiyor. Efendim başbakanla bakan karşı karşıya geldi. Hiç duydunuz mu böyle bu tür? Ben bilmiyorum yani böyle bir yönetim şekli. Görmedim. Peki yani burada olmaz yani olmaması gerekiyor. Böyle burada kişiler değil ki bizim. Orada görevli insanlarsınız neticede. Halkı temsilen orada görev almış kişilersiniz. Ve sizin göreviniz halk için, halk adına hizmet etmektir. Bu hizmeti yaparken halk size bir görev vermiş. Bir işte Bakanlar Kurulu var. Bakanlar Kurulu halk adına oturacak ve karar alacak. Siz bu kararlarınızı bile tartışmaya açarsanız, işte bakan çıkar ben basın toplantısı yapacağım veya ben işte 21 gün kapansın istiyorum. Çıkıyor o bir bakan, bana kalırsa bir ay. En güzeli zaten bir sene. Yani ona bakarsanız bu yani mudur devlet yönetimi? Hiç tartışma yaşanmaması peki, için. Peki Sağlık Üst Kurulu sizce doğru kararlar üretebiliyor mu? Sağlık Üst Kurulu'nun, Sağlık Üst Kurulu'nun doğru kararlar üretip üretmediği yine ellerindeki verilere bağlı. Yani o verilere göre karar alıyorlar. Şimdi kapanma kararı vermişse Sağlık Üst Kurulu, demek ki ellerindeki veriler, ki ben böyle düşünüyorum. Bu yöndeki bir kararı. Çünkü o bir teknik kurul. Siyasi bir kurul olarak düşünmediğimizde, teknik bir kurul olarak düşündüğümüzde, o zaman o teknik kurul demek ki halk sağlığı uzmanlarının verdiği verilere göre ve dünyadaki kapanma kriterlerine göre bir karar alıyorlar. Ben böyle düşünmem lazım, rahat olmam için. Şimdi yarın özellikle Lefkoşa için açıklanan kapanma süreciyle ilgili, çarşamba günü özür diliyorum, tarih, son tarih. Evet. Yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun bir toplantı yapması bekleniyor. Ve tabii ki gözler bu kurulun önümüzdeki periyotla ilgili önereceği ya da alacağı evet, yeni kararlara evet, dönüyor. Burada şu tartışmayı yaşadık biz. Eğer süreçte Sağlık Üst Kurulu'nun işte 2 ya da 3 hafta önce vermiş olduğu kapanma kararı uygulanmış olsaydı, bugün bu kadar çok yerel vakalardaki artışı, işte yoğun bakımdaki hasta sayısının her geçen gün arttığını ya da bir yıldır yani gününden canından zaman ayırarak mücadele eden pandemi hastanesindeki doktorların, sağlık ekibinin bu denli yoğun şekilde mesaisine devam etmeyecekti noktasındaki evet, bir noktaya da tartışmaya açıyoruz. Siz o noktada mısınız? Yani eğer süreç 3 yani, hafta önce farklı evet, yönetilmiş olsaydı bugün bu tabloya sahip olur muydu? 3 hafta önceki durumda eğer Sağlık Üst Kurulu kapanma kararı vermişse, ben bir hekim olarak, hekim kimliğimle İnanıyorum ki demek ki ellerindeki veriler kapanma kararı verme verileriydi. Ama veriler çok fazla halkla paylaşılmadığı için, mesela bana soruyorlardı o dönemde, işte Sağlık Üst Kurulu mu haklı, hükümet mi haklı diye soruyorlar. Bunu bilmem için, bunu bilmemiz için, hepimiz için verilerin paylaşılması bu lazım. Bu şeffaflık neden gösterilemiyor peki sizce? İşte iletişim kusuru var. Yani zannediliyor ki, yani çok fazla halka anlatmadan işleri yürütürsek daha bir başarılı olacağız. Halbuki neyi, bakın şeffaflık diyorsunuz ama aslında kapalı olması gereken konular halkın önünde tartışılıyor. Halka açıklanması gereken konular ise kapalı kapıların arkasında konuşuluyor. Bir tezatlık, bir tezatlık var. Mesela ben Sağlık Üst Kurulu'yla Bakanlar Kurulu'nun kararlarının kavgasını izlemek istemem. Ama ben Sağlık Üst Kurulu'nun niye kapanma kararı aldığıyla ilgili şeffaflığı ve verileri bakanımızın ağzından dinlemek isterim. Bakanımız, Sağlık Bakanımız, eğer Sağlık Üst Kurulu bir karar almışsa kapanmayla ilgili, o verilerle gider Bakanlar Kurulu'na ve der ki değerli kabine üyeleri, bakın benim elimdeki veriler bunlardır. Dünyadaki uluslararası alanda bu konunun uzmanları bu verilere göre kapanma kararı alır. Dolayısıyla biz kapanmazsak, halk sağlığı uzmanlarım bana diyor ki şunlar 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 da karşı karşıya geliriz. Nedir bu veriler? Yoğun bakım ünitenizin kapasitesi. Eğer yoğun bakım ünitenizin %80 yatağı dolmuşsa, günlük hasta sayınız kapasitenizi aşmışsa,
yatak sayınız olması gereken yatak sayısının, yani bir pandemi sürecinde yönetilmesi gereken yatak sayısı doluluğuna ulaşmışsa, hekimleriniz arasında, sağlık personeliniz arasında virüs tespit ediliyor ve işten uzaklaştırılıyorsa ve günlük bulduğunuz vaka sayısı milyon kişi başına eğer 50 vakaysa, ki bizim aştı onu, bunlar size kapanma için birer kriterdir. Ama bunlar yoksa, aman daha kötü olmayalım diye kapanma, ülkenin diğer ekonomik, sosyal yönüne negatif etki yapacağından tekrar değerlendirilir. Yapılabilecek neler var dedir. Ama kapanma olayı şöyle algılanmasın sadece. Kapanma olayı aynı zamanda insanların birbiriyle temasını kesmesinin yanında hızlı tarama testlerinin yapıldığı bir dönemdir de. Yeterli buluyor musunuz o bacaktaki çalışmaları? Hayır, mesela bugün de bir uzman arkadaşla konuştum sizin programa gelmeden önce. Yani niye 3000 testin altında test yapılıyor konusunu konuştuk. Niye günde 3000'in altına test yapılıyor? Yani bir rakam konuşacak olursak, şu kadar test yapılmalıdır diyor musunuz tabii ki günlük olarak? Tabii ki. Mesela 3000-5000 arası, 3000 geçmesi lazım test sayımızın. Ve bakın, bu testler de tarama şeklinde veya şöyle, Sağlık Bakanı'nın organize bir testi değildir testler. İşte kimlere yapılıyor? Temaslılara yapılıyor, pozitiflere yapılıyor. Bizim gönderdiğimiz şikayetleri olanlara yapılıyor. Ama tarama şeklinde bir test çağrısı, insanlara çağırma veya insanları evlerinde şu anda kapalıdırlar, bir randomize dediğimiz random bir çalışma yok. Hı hı. Mesela bu bir Girne'de, bir de Lefkoşa bacağında yapıldı. Ama belli tarihler üzerinde, yani bunun daha da sıklaştırılması mı bakın gerekiyor? Bakın, şimdi insanlar evde değil mi? Ekiplerimizi çoğaltalım. Hep bunu dedik zaten başından. Bir yıl oldu yani. Bir yıldır aynı konuları söylüyoruz. Ekiplerimizi çoğaltalım, bir seferberlik ilan edelim ve mahalle mahalle, sokak sokak, epidemiyologların söylediği gibi her evden bir kişiye bu testleri yapalım. Yani bu çok mu zor? Her gün işte böyle uğraşacağımıza, yataklarımız doldu diyeceğimize tespit edelim pozitifleri ve bilelim nedir durumumuz. Açılabilecek durumda mıyız, değil miyiz? Bunun planını, programını yapalım. Şimdi yani bu açılma sürecinde bizim şu anda yürüttüğümüz, yani işte pozitif vakalar, pozitif vakaların temaslıları ya da işte hekimler olarak sizin gönderdiğiniz, şüphelendiğiniz kişilerin evet, ötesine geçmezse bu taramalar, bu bir olmaz, açılım süreci söz konusu olamayacak mı? Bu bakın, bu şekilde 2000 test, 2000 Rum tarafında kaç test yapıldı dün? 180 bin, yani çok yüksek oranlarda yapıyorlar. Yani bu aslında toplumun durumunu görmek içindir. Açılmanın veya geleceğimizin veya bir ay sonramızı görmek içindir. Niye biz 2800 test yapıyoruz? Ben bunun sordum. Personelimiz mi yetersiz? Cihazlarımız mı yetersiz? Kitlerimiz mi yok? En başında kitlerle ilgili biliyorsunuz çok sıkıntılar yaşadık. Ben o zaman başkanken işte kit sıkıntısı. Kitler çok pahalıydı. 100 dolardı bir kitin her biri. Yani işte 800 TL gibi, işte bu kitle yapılması kavgası vardı. İlle de bu kitle yapılacak. Bu kitten öte olan kitler doğru yanıt vermez, doğru çıkmaz. Yani o kavgaları yaşadık. Çok bilinmeyenli, çok belki bütün dünyada böyle buna benzer tartışmalar yaşandı. Ama şimdiki kitler 1-2 dolar. Yani çok ucuzladı ve çok doğru sonuçlar çıkıyor. Yani bu kitlerle ilgili çok istersek bir de şüpheli olduğumuz vakaları tekrarlayabiliyoruz. Dolayısıyla cihazlarımız da var. Özel laboratuvarlar devrede, üniversiteler devrede. Dolayısıyla bunu bir şekilde hızlandırabilmenin yollarına bakmalıyız. Bu hızlandırabilmenin yollarına bakma noktasında şimdi az önce özetlediniz, yani işte pandemi hastanesinde örneğin, ya da işte yatak kapasitesini artırmak ya da bu süreçle ilgili bazı planlamalar yaparken hem oradaki yorgunluğu, hem bu test sayısını artırma beklentisini, hem sağlık alanında sağlık görevlilerimizin, doktorlarımızın, hemşirelerimizin pozitif çıkmasını da dikkate aldığımızda, yani evet, bu süreci yönlendirebilmek için ve yönetebilmek için zaman zaman ortaya bir iddia atılıyor. İşte yani görev başında olmalı
olmayan hekimlerin göreve çağrılması ya da özelde faaliyet gösteren hekimlerin, sağlık çalışanlarının da bu sürece dahil edilmesiyle alakalı olarak bu konuda bir gereksinim var mı gerçekten sahada daha güçlü şekilde yol alabilmek bunu için? Yani var, böyle bir gereksinim olup olmadığını da en iyi bilen Sağlık Bakanlığı'dır. Yani ondan iyi bilen olamaz. Bütün veriler elindedir. Bütün mouse, yani özel ve devlet, kamudaki hekimler, hasta yoğunluğu, günlük müracaatlar, bütün veriler elindedir. Eğer bu veriler size diyorsa ki bir mevcut kadroyla bu işi yürütemeyiz diyorsa, o zaman çağırırsınız. Yani mevcut peki, yani sistemimiz bunu ne kadar daha göğüsleyebilir sizce? Mevcut sağlık sistemimiz. Yani bu hızla giderse, her gün iki kişi yoğun bakıma girerse ve yoğun bakımdan çıkma, yani iyileşme hızı veya süresi girenle çıkan arasındaki orana baktığımızda yoğun bakıma giren sayısı baskınsa, yani sistem bir şekilde zorlanır. Ama bakın, sadece kamuyu düşünmeyelim, kamu hastanelerini düşünmeyelim. Hep bunu vurguluyorum. Bizim elimizde özel hastaneler var, üniversite hastanelerimiz var. Yani bir çıkmaz durumunda, bir zorlanma durumunda devletin bütün sağlığı bir çatı altında düşünülerek devreye koyması gerekmektedir. Böyle bir plan yapılıyor mu sizce? Böyle bir plan olması gerekirdi zaten. Yani bizim verdiğimiz, aldığımız kararlarda konsey başkanıyken bir tanesi de buydu. Mesela aldığımız kararların bir tanesi, bakın dün başbakanı dinledim, dün mü, evvelsi gün mü? Diyordu ki denetimi yerel yönetimlere devredeceğiz, denetim görevini. Bizim bu bir yıl önce konsey başkanıyken yaptığımız toplantılarda aldığımız kararlardan bir tanesiydi. Denetim mekanizması çok önemlidir. Denetim için yerel yönetimlerden destek almamız lazım ve yetki vermemiz lazım. Bu konuda da, bulaşıcı hastalıklar konusunda da yerel yönetimler denetlemeyi yapabilsinler, raporları bize sunsunlar, kamuya, devlete sunsunlar. Bu çok önemliydi. Bakın şimdi böyle bir karar alınıyor. Yani doğru yolu buluyoruz. Geç kalındığı düşüncesi. Çok geç kalıyoruz. Doğru mu anlıyorum? Geç kalıyoruz. Peki. Denetim bacağı eğer çok güçlü olsaydı bugün daha farklı bir noktada olurduk. Bu temas takip zincirimizi doğru kurguluyor muyuz sizce? Çünkü sahada yani bu temas takip zincirini kurgulayan, bu sürecin takibini yapan ekibin de ciddi bir yorgunluğu olduğu gelen bilgiler arasında. Yani onları çok temas takip ekibini bir şekilde takip ettik biz de hekimler olarak. Bakalım gerçekten ulaşıyorlar mı? Gerçekten temaslıları erken uyarıyorlar mı? Çok iyi olduklarını söyleyebilirim. Zaten onların başarısı çok büyüktür bu süreçte. Ama tabii ki büyük bir yorgunluk oldu ve bir noktadan sonra eğer aynı kadroyla o da genişletilmezse veya takviye edilmezse veya bir seferberlik olmazsa bir şekilde o da bir yerden patlak verecek. Yani insan kaynaklarını çok iyi kullanamıyoruz. Sistemle çalışmayı çok iyi bilmiyoruz. Ekip ruhu ne demektir? Çok kültürümüzde yoktur. Genelde benim dediğimlerle hareket etmeyi seven bir kültürel yapımız var. Bu şimdi için söylemiyorum, yani bu hükümet için söylemiyorum. Genel yapımız böyledir. Bilmiyoruz yani. Mesela dediğiniz zaman bunu bir ekip ruhuyla, işte bunları da çağıralım, bunları da çağıralım, hemen kendi pozisyonunu sorgulamaya başlıyor. Yani ben acaba zarar görür müyüm? Yani böyle dağıtırsam elimdeki yetkiler mi dağılır? Peki biz bunu, yani böylesi ciddi ve önemli bir pandemiyle dahi mi ortadan kaldıramadık? Evet, yani bu yüzleşme bizi sağladı aslında. Yani şu anda görünen tablo kötü bir dünyayla kıyasladığımızda kötü bir tablo değil. Yani onu söylemek istiyorum. Yani dünyaya baktığımız zaman kötü bir tablo değil ama çok daha parlak, çok başarılı, çok iyi bir noktada olabilir miydik? Evet, olabilirdik. Bu konuda ekonomik bacağı da var çünkü işin. Ekonomik üst kurulda kurulurdu. Üniversitelerimiz var. Üniversitelerimiz bunun neresinde? Yani ben en çok buna üzülüyorum. Bu kadar akademik kadromuz var. Üniversite adayısıyız. Ama o kadar dışında ki, farkında mısınız? Yani üniversiteler, akademisyenler bu süreçlerde çok fazla görünür değillerdir. Ekonomik alanda bakın, diğer birçok problemimizde. Çünkü neden? Siyasi güç
nedense az önce söylediğim düşünce olarak, zihin olarak benden kurtulamıyor. Yani danışmanlarına bakın, aldıkları danışmanlar partililerdir. Yani insan kaynakları veya konusunda uzman, kendisini zenginleştirecek, kendisine değer katacak ve neticede topluma pozitif katkı yapacak insanlar değildir bu kadrolar. Bu kadrolar beni gelecek seçimde tekrar seçtirebilecek kapasitesi ve gücü olan insanlardır. Dolayısıyla bu mentalite merkezde olduğu sürece biz bu şekilde el yordamıyla yolumuzu bulmaya çalışacağız ve bazen bulacağız, bazen tökezleyeceğiz, bazen duvara çarpacağız. Bir şekilde işte sizler, basın, hepimiz yani konunun uzmanları eleştirilerimizi sürdürerek bir şekilde sürecin başından beri ortaya koyduğunuz eleştirilerin ne kadar dikkate alındığını düşünüyorsunuz peki? Yani geç alındı, alındı. Bakın alınmadı demeyeceğim, alındı ama geç alındı. Mesela örnek veriyorum, bunu birkaç yerde de söyledim ama yani en somut örnek budur. Ne dendiydi bize? Biz ilk toplantımızı yaptık, dedik ki test. Bu testlerin artması için en iyi madem PCR'dır ve PCR en iyi neticeyi veriyor. O zaman PCR'la ilgili bu cihazlı olan ve teknik kadrosuna sahip kurumlarımızı devreye sokalım. Kimdi bu kurumlar? Üniversiteler. Ve o dönemde, yani bir yıl oluyor işte, o dönemde dedik ki sadece Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde bu PCR cihazıyla biz bu taramaları yapamayız, biz bunun altından kalkamayız. Daha ucuza PCR kitlerinin olduğu ve bakabildiği ve teknik kadroların olduğu, uzmanların olduğu üniversitelerimize temas edelim. Ve nitekim şahsen ben üniversite rektörleriyle konuşarak kendilerine Sağlık Bakanlarının himayesinde bizden hiçbir ücret almadan bütün kadrolarıyla ücretsiz sadece biz kit teminini sağlayalım ve bize katkı koyun ki bu taramaları hızlandıralım diye bir öneri götürdüğümde yani bir seferberlik ruhu, bir dayanışma ruhu kolay kazanılır, kolay ikna edersiniz. Yani neticede bu ülkenin üniversitesi, bu ülke sağlık olarak, ekonomik olarak çökerse üniversitelerimiz de çöker. Her şey birbirine bağlı ve kabul ettiler. Ama ertesi gün Sağlık Bakanlığı'ndan bu üniversitelere ben söylediğim zaman ki Bakanlar Kurulu'na inmiştim ve Bakanlar Kurulu'nda anlatmıştım bunu. Mutlaka biz kolektif çalışalım. Sağlığı sadece kamunun sağlık merkezleri gibi düşünmeyelim. Üniversitelerde devletindir. Bu üniversiteleri de bu devreye koyalım dedim ve Bakanlar Kurulu'nda bunu konuşmuştum. O zaman Başbakan Ersin Tatar'dı ve hepsi bütün bakanlar beni dinledi. Sonra ben Bakanlar Kurulu'ndan kalktıktan sonra bir yazı yazıldı üniversitelere. Hayır, böyle bir şeye girmeyeceksiniz. Neydi bu kez bu kararı almaya iten unsur? Bilmiyorum. Ama ne oldu sonra? Kaç ay sonra? 3-4 ay sonra üniversiteler devreye kondu. Dendi ki evet ihtiyacımız var. Efendim özel hastaneler devreye kondu. Çok da iyi oldu. Ama işte bir yani yavaş karar verme. Ve bu mücadelede yavaş, peki bu yavaşlık bizi bir başarıya götürür mü sizce? Bu yavaşlıkla gidersek, bu PCR tetkikleri böyle bu şekilde giderse, yani kapana açıla belki yavaş yavaş gideceğiz ama yani hem sağlık açısından risklerimiz yüksek olacak, hem de ülkenin diğer yönü ekonomik anlamda da işsiz kalan birçok insan, küçük işletmeler, bütün bunlar büyük zarar görecek ve bizim o dayanışma ruhu dediğimiz o ruhun olması için ve toplumun bir bütünlük içinde bu mücadeleyi vermek için bir güvene ihtiyacımız var. Peki bugün geldiğimiz aşamada şimdi 14 gün ya da 21 günlük bir kapanma sürecine ihtiyaç duyduğumuzla ilgili bazı bilim insanlarının, uzmanların görüşleri ortaya konuluyor. Tabii yarınki Sağlık Üst Kurulu'nun alacağı kararlar ve süreçle ilgili ortaya koyacağı yeni görüşler de merak konusuyken, bir hekim olarak siz 14 gün ve 21 gün yani önümüzü görebilmeye ihtiyaç duyma noktasında 14 gün olmalı diyor musunuz peki? 14 günün bilimsel izahı şu: eğer siz bir virüs taşıyorsanız, virüsü bugün almışsanız veya işte ve kapandık, bugün kapandık, o virüsün negatifleşmesi için ortalama süre 14 gün.
Dolayısıyla 14 günlük bir kapanmadan sonra açıldığımız zaman o virüsü pozitif olarak taşıyanların negatifleşme oranları çok yükselecek. Ve bulaş oranı büyük ölçüde düşecek. O nedenle 14 gün öneriliyor. Bilimsel bir açıklaması var bu 14 günün. Ama sosyal devlet, bir daha vurguluyorum, sosyal devlet hastalıktan koruyacağım diye vatandaşlarının bir kısmını açlığa mahkum etmez. Bunun da tedbirleri alınır. Eğer 14 gün sağlık için elzemse, ki bulaş oranı bize öyle gösteriyor, yani yüksek rakamlar çıkıyor, o zaman bunun mağduriyeti ağır olan toplumun bazı kesimlerinin mağduriyetlerini minimala indirmek için devletin, sosyal devletin çalışma yapması gerekiyor. Ciddi çalışma yapması gerekiyor. Çünkü bu bir savaş hali ise, savaş durumunda bütün vatandaşlarını devlet korumakla mükelleftir. Yani her bir bireye eşit uzaklıktadır devlet dediğimiz o yapı veya işte yönetim. O nedenle bu konuda da ciddi seferberlik ve çalışma gerekmektedir. Ben bilirimden uzak, biz bilebiliriz. Hep birlikte bilebiliriz. Konunun uzmanları, insan kaynakları göreve çağrılmalı ve çalışma yapılmalıdır. Evet, bu da son derece önemli. Son dakikalarımız, çok bir zamanımız kalmadı ama sağlığı bir kenara bırakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk ve şu ana kadar tek başbakanı, kadın başbakanı oldunuz ve 80 gün başlığı altında da bir kitap paylaştınız bizimle. Evet. Okuyup aslında tarihe not düşeceğimiz pek çok önemli bilgi var içerisinde. Son dakikalara sığdırmak zorunda kalacağız. Belki bir başka programda çok daha detaylı konuşuruz. 80 günü tabii evet. ki bir saatlik bir programa sığdırmamız elbette mümkün olmaz ama merak edenler, okumak isteyenler için sizden küçük bir bilgi paylaşalım. Evet. Bu kitap nasıl oluştu ve yani ne amaçladı? Kitap, evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi ilk kadın başbakan olmanın dışında sanırım o hükümet dönemi halkta farklı bir heyecan yaratan, farklı bir duygu seline sürükleyen ve kitapta da göreceksiniz birçok röportaj var, halkla röportajlar var ve hep isimleriyle bu kitaba alındı, ciddi bir arşiv çalışması yapıldı. Ve insanların hangi görüşten olursa olsun, işte sağ kanattan, sol kanattan, siyasetle ilgisi olan olmayan insanların birleştiği bir ortak nokta vardı. Biz bu hükümetin devam etmesini istiyoruz. Sanırım ilk defa bir hükümet döneminde görev biterken gazeteler manşet attı. Bu hükümet gitmesin. Sibel Sibel başbakan olarak devam etsin. Böyle bir dönem hiç yaşanmadı. Dolayısıyla inşallah yaşanır. Çok daha uzun ve daha yıllarca yaşanır. Bütün umudumuz bu. Bir rol model olabilir miydi bu hükümet dönemi? Niçin böyle bir etki bıraktı? Şeklinde bir düşünceden yola çıkarak bu kitap yazıldı. Ve bu kitapta 80 köşe yazarının 80 günlük bir dönemi anlatıyor. Ama 80 köşe yazarının 160 yazısı var. Yazılardan biri de, röportajlardan biri de size aittir. Evet. Güzel bir röportaj var. Bunun dışında tamamen objektiftir. Yani burada bir öne çıkarma yok. Gazete manşetleri var o dönemle ilgili. Ve halkın açıklamaları var, duygu ve düşünceleri var. Ama bunun dışında benim geri planda yaşadıklarım var. İşte maaş ödenemediydi, o dönemde neler oldu, işte ekonomik pakete Sibel Sibel imza attı, niçin attı. O dönemde olan birçok tartışmanın perde gerisinde olanları anlatıyorum. Ve bir de kendi kişisel duygu ve düşüncelerim. Siyasete girerken neler hissettiğim, nasıl kabul ettiğim, yaşadığım ikilemler, çatışmalar, milletvekili dönemindeki bazı kürsüden söylediklerim ve hemen arkasından başbakan olmamla birlikte milletvekiliyken kürsüde söylediklerimle, eleştirdiklerimle başbakan, hemen kısa sürede başbakan olunca, hadi Sibel Hanım bakalım, dün bunları kürsüde eleştiriyordun, şimdi başbakan oldun, ne diyeceksin şeklinde kendi kendime bir sorgulamam ve yüzümün kızarmaması gerekiyor. Biri bana hatırlatırsa
milletvekiliye böyle bir eleştiri yapmıştın. Hadi güzel şeklinde onların hep karşılaştırmalı. Hangilerini yerine getirdim? Neler yani yaptığımız o dönemde Bakanlar Kurulu'nun? Böyle bir kitap, biraz roman tadında, yani böyle bir belgesel, hani belge kitaptan ziyade bir akışı var, bir anlatımı var. Umarım gerçekten geleceğe katkı olur ve benim şöyle bir düşüncem var. Üniversitelerde, hep üniversitelerimizi söylüyorum, üniversitelerimizde bu modelin tartışılması ve niye halkın üzerinde bu kadar olumlu etki yattıydı, onunla ilgili burada köşe yazarları derken sadece gazeteciler değil, ekonomistler var, siyaset bilimciler var, eğitimciler var. Bu kişilerin yazdıklarından da yola çıkarak bir analiz, bir değerlendirme yapılabilir. Tezler de çıkabilir bunun içinde diye düşünüyorum. Ben de bu kıymetli hediyeniz için de ayrıca teşekkür etmek isterim size. En kısa sürede okumaya başlayıp içinden çok önemli notları kendi yaşamıma da dahil edeceğime inanıyorum. Bu kıymetli zamanı ayırdığınız için çok teşekkür ederiz size. Gönül isterdi ki süremiz daha uzun olsun, daha fazla şey konuşalım. Ancak bu kadarına yetiyor. Sağlık olsun, yine konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doktor Sayın Sibel Siber'le beraberdik. Programın sonundayız. Noktaladık şu an itibariyle. Yarın saat 17'de yeniden burada olacağız. Görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. İyi akşamlar.